İyi akşamlar. Bu akşam tiyatro 28'de Cumhuriyet Bayramımıza özel harika bir tiyatro oyunu izledik. Ve şu an yanında Murat Demirbaş var. Murat Bey, tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Murat Demirbaş. 1974 Sivas doğumluyum. Uzun yıllar tiyatroda oyunculuk, yönetmenlik yaptım. Ayrıca Sahne adlı tiyatro opera bale dergisini çıkardım 15 yıl boyunca. 2,5 yıldır da Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş adlı oyunu oynamaya çalışıyorum. Bu akşam da Vecihi Hürkuş'u izledik. Evet. Harika bir oyun. Seyirci çok duygulandı. Hepimiz duygulandık. Neden böyle bir oyun demek istemek belki yanlış ama neden bu kadar özel bir ismin oyunu veya neden bizim tarihimizin en önemli kahramanlarından birinin oyunu? Şöyle söyleyeyim, biz gerçekten kendi gücümüzün, birikimimizin çok farkında değiliz galiba. Çok değerli kahramanlarımız var. Vecihi Hürkuş da o kahramanlardan bir tanesi. Özelliklerini saymakla bitiremiyoruz. Vecihi Bey'in yani ilk Türk uçağını yapıyor olması, savaşta ilk düşman uçağını düşüren kişi, pilot eğitimcisi. Türkiye'de havacılık konusunda neredeyse hemen hemen ilkleri Vecihi Hürkuş'ta yaşamışız. Ve büyük bir sabır, irade göstermiş, büyük kahramanlık göstermiş. Şimdi bunu maalesef gençlerimiz tanımıyor. Yeni kuşaklara anlatabilmek için bu oyunu ben okuduğumda çok heyecanlanmıştım, çok duygulanmıştım. Ve bu oyunu herhangi bir tiyatro oyunundan ziyade bir görev duygusuyla bunu ne kadar çok insana anlatırsak bu hikayeyi, çünkü içinde çok şey barındırıyor. Ben de görev duygusuyla bu oyunu çalıştım ve olabildiğince çok yerde, çok insana, inanın yolda bile, yolda yürürken birini çevirip ona bu hikayeyi anlatasım geliyor. O yüzden elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bir de bunu tiyatronun kendi koşulları içerisinde şöyle bir yöntem seçtik bu oyunda. Geleneksel Türk tiyatromuzun, biliyorsunuz, meddah geleneği vardır. Metin zaten çok güzel yazılmış sevgili Mansur Erke abimizin. Biz de bunu biraz modern meddah gibi yorumladık. Aslında bir hikaye anlatıyoruz ve bu hikaye anlatıcılığı bizim kültürümüzde var. Eskiden köylere hikaye anlatıcıları gelirmiş. Televizyon yok, bilgisayar yok o zaman. Düşünün, bunlar köyünden belki dışarıya çıkmamış bir teyze, amca bütün dünyayı o hikaye anlatıcısının yaratıcılığıyla, oyunculuğuyla, anlatımıyla dünyaları gezip geliyormuş. Mısır'ı, Bağdat'ı gezip geliyormuş o hikaye anlatıcılar. Destan anlatırlarmış mesela. Büyük destanlarız. Böyle herkes başına toplaşırmış soğuk kış gecelerinde. Bu bizim geleneğimizde var. Biz de bu hikayeyi böyle tiyatromuzun, geleneksel Türk tiyatrosunun meddah geleneğini biraz daha modernize ederek, dekorla, kostüm, işte sinevizyonla filan, daha teknolojik şeyler de kullanarak, amaç burada bu hikayeyi en yalın biçimde seyirciye anlatmak. Çünkü bu hikayenin içinde bize lazım olan her şey var. Sevgi var, dayanışma var, kararlılık var, irade var, memleket sevgisi var, işine sahip çıkma var, yaratıcılık var, bilim var, sanat var, her şey var. Bu hikayeden her seyirci kendine göre bir parçasını alıyor. Bu bir gerçek hikaye. Hani kurmaca değil. Ve biz bu gerçeğin yalnızca çok küçük bir kısmını anlatıyoruz. Öyle güzel hikayeleri var ki Vecihi Bey'in. Ve tarihimizdeki başka kahramanların öyle güzel hikayeleri var ki konu sıkıntısı çekmememiz lazım bizim Türk tiyatrosunda aslında. O yüzden bir görev duygusuyla ta buralara kadar geldik. Bakın Berlin'de bugünkü seyircimiz çok duygulu bir seyirciydi. Çok içten izlediler. Ben de çok duygulandım. Çok samimilerdi. Ve biz bir şey paylaştık. Bugün bu salonda olanlarla çok özel sohbet ettik. Bir şey paylaştık. Derdimizi anlattık. Birlikte güldük. Birlikte kimi zaman hüzünlendik, ağladık. Ama ortak bir şeyler hissettik. Bu duyguyu seyirciyle yaşamak çok güzel bir şey. Yani ben Vecihi Hürkuş'un hayatını okudum. Artı filmlerden izledim. Ama bugün tiyatroda değişik bir Vecihi Hürkuş gördüm. Yine bir şey öğrendim. Yani bir ayna oldunuz aslında. Şimdi bakın, Vecihi Bey'in yaşadığı hayat hikayesi bir tane. Ama tabii sanat yaratıcılıkla bunu başka açılardan yapabiliyor. Başka sanat kollarında anlatılabiliyor. Ama şundan emin olun, hem Vecihi Bey'in
ailesi, hem Vecihi Hürkuş Derneği, İstanbul'da derneğimiz var. Bütün aşamalardan geçti bu oyun. Yani bilgi kısmında hiçbir eksiklik yok. Yorum kısmında gerçeğin dışına çıkılan bir an yok. Nitekim biz bunu Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza oynadık. Hava Kuvvetleri Komutanımıza oynadık. Hava üstlerinde oynuyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir'deki seyircilerimize oynuyoruz. Ve bilimsel olarak bu Vecihi Hürkuş konusunda uzman herkesin onayını aldık. Diğer sanat ürünlerine bir şey demek istemiyorum ama Vecihi Hürkuş'u gerçekten tanımak istiyorsanız bu oyunu izlemeniz lazım. Çok güzel bir oyundu. Murat Demirbaş'ın bir dahaki projesi ne acaba? yani aslına bakarsan samimi olmak gerekirse iki tane sakladığım proje var. Belli ki bu Vecihi Hürkuş daha devam edecek ama fırsatını bulduğum ilk anda iki tane oyun yapmak istiyorum. Kendimce tiyatro sahneden olarak şöyle bir çizgi tutturdum. Başkasının yapmadığı, çok kıyıda köşede kalmış, unutulmuş işlere el atmaya çalışıyorum. Daha önce yapılmamış işleri yapmaya çalışıyorum. İki tane projem var. Bunları söylesem mi şu anda bilmiyorum. Bence ama söyleyeyim. Benden nasır çıkmaz. ya bir tanesi yine tarihimizden, kültürümüzden bir isim. Seyit Nesimi. Nesimi'nin hikayesini yapmak için çabalıyorum iki yıldır. Hemen hemen şartlar oluştu. Çünkü İslam aydınlanmacılığının büyük önderi Nesimi. Hem düşün adamı olarak hem büyük şair olarak Orta Doğu coğrafyasında onu çok etkilemiş bir isim. Bir Nesimi hikayesi yapacağız inşallah. Onun çalışmaları iyi gidiyor. Bir de yine ekonomik konularla ilgili bir oyun yapmak istiyorum. Yani kapitalizmin dayattığı şeyler bugün insanın kendini var etmesi anlamında çok zorluk yaşatıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı derler ya, öyle bir duruma geldik. Ben de bu sistemi perde arkasına anlatan, Hollandalı politik tiyatro yapan bir gruptan bir arkadaşımızın, Can arkadaşımızın çevirdiği bir oyun var. Vurguncu Bankalar diye. Bankacılık sektörü, faiz ve kapital sistemin nasıl işlediğine dair yine böyle güzel bir hikaye var. Aynı seyirciyle dertleşilecek bir hikaye o da. Herhalde hani bugün kredi kartıyla başı belada olmayan, bankadan kredi çekmeyen kimse yoktur. İşte tam o mevzuyu, tam da böyle 12'den vuracağımız bir mevzu. Hollandalı tiyatro grubu bunu 5 yıl falan oynadı. Şimdi İngiltere'de oynanıyor. Bunu Türkiye'de de yapmayı çok istiyoruz. Şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Siz Berlin panorama olduğu için ben de Berlin hakkında konuşmak istiyorum. Berlin'e sık sık geldiğinizi biliyorum. Sık sık olsun. 3-4 kez geldiğinizi biliyorum. Berlin hakkında ve Berlin'de yaşayan Türkler hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sonra da İsterseniz sonlandıralım. Seriniz soğumadan otel etmek istiyorsunuz kesin. Sağ olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz şanslı tiyatrocularım, Türk tiyatrocularım. Çünkü çok uzun yıllar, yani çok uzun Avrupa turneleri yaptım. Ve o turnelerde Avrupa'daki Türk seyirciyle çok fazla buluştum. Bir sürü oyun oynadım. Yani geçen saymıştım 13 tane falan Avrupa'da oyun oynamışım. Turne yapmışım. Şimdi her seferinde Berlin'e uğruyoruz. Niye? Çünkü Berlin Avrupa'da yaşayan Türklerin en çok yaşadığı yer. Ve gerçekten Berlin'de hani yalnızca Kreuzberg değil ama Berlin sokaklarında gezdiğiniz zaman bir Türk'e rastlamamanız mümkün değil. Dolayısıyla biz burada kendimizi biraz memleketimizde hissediyoruz. Yabancılık çekmiyoruz Berlin'de. Berlin'in sosyal kültürel ortamı da Avrupa'da daha az Türk'ün olduğu bölgelere göre çok daha canlı. Ve senin gibi kahramanlar da burada elini taşın altına sokup bunu kurumlaştırmaya çalışıyorlar. O yüzden hani sonuna kadar tiyatro 28'in arkasındayız. Elimizden ne geliyorsa, dilimizin döndüğü kadar. Çünkü sizler bunu yaparsanız Türkiye'den daha çok tiyatro gelecek. Buradaki Türk vatandaşlarımız daha çok tiyatro izleyecekler dil sorunundan dolayı. Bu karşılıklı bir etkileşim ama İşte biraz senin gibi kahramanlara da ihtiyaç var. Teşekkürler. Burada yaşayan gençlere son mesaj olarak ne söylemek istersin? Tarihsel olabilir. Şu an içinden geçen. Özellikle bizim gençlerimizin buna ihtiyacı var. Ben buna inanıyorum. Gençlerle de çalıştığımı biliyorsun.
Gençlerin buna ihtiyacı var. Evet. Yani dünya teknolojik olarak başka bir yere gidiyor. Artık 10 sene öncesinin, 3 sene öncesinin teknolojisi bile eski sayılıyor. Dolayısıyla bu teknolojide kendilerini geliştirebilmeleri, çağın dilini konuşabilmeleri, öne geçebilmeleri için yalnızca teknik beceriyle olmuyor bu işler. Bir kültür gerekiyor. Yani kitap okumayan, sinemaya gitmeyen, tiyatroya gitmeyen kimse şiir yazamaz, bilim de üretemez. Yani bilim üretebilmeniz için o kültürü almanız gerekiyor. O yüzden bolca sinemaya gitsinler, kitap okusunlar, tiyatroya gitsinler, operaya gitsinler. Ama eğer dil konusunu çözüyorlarsa yalnızca Türk tiyatroları, Türk sinemaları, Türk yazarları değil, Almanları da izlesinler. Alman tiyatrosu bizim Türk tiyatrosu için çok önemli bir mihenk taşıdır. Yani tarihsel olarak o konuya girmeyeyim ama Alman tiyatrosuyla bizim tiyatromuzun bazı kardeşlikleri vardır. Emin olsunlar, Alman tiyatrosunu takip etmeyi göz ardı etmesinler. Yalnızca Türk tiyatrolarına gitmesinler. Kültürü olmayanın bilimi olmaz. Kültür içinde bunları yapmak gerekiyor. Artık çağımız, hani bilgi çağı, iletişim çağı falan diyoruz. Bilgisayarlar artık, her mesafeler yakınlaştı falan. Ama bunun için bile bir kültür gerekiyor. Yoksa şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya gençlerimiz. Teknoloji magandalığı çoğalıyor. Bayağı bildiğimiz teknoloji magandalığı diye bir şey var. Bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Bütün sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ama kendisi bir şey üretmiyor. Üretmeyen ama takip eden, dahil olan. Hayır, biz bunu üretebilecek gençlerimiz var. Onun için de kültür gerekiyor. Kültür bilimi yaratır, bilim de gelişmişliği yaratır. Yani bu ikisini birbirine zıt görmesinler ve insan olarak kendilerini tamamlamaları için gençlerimizin gerçekten okumaları, aydınlanmaları, sanatı, kültürü takip etmeleri gerekiyor. Başka ne söyleyebilirim? Çok teşekkürler.